Herkese merhaba. Bitcoin ve diğer altcoin'ler için her zaman dediğimiz gibi haberler çok çok önemli. Bugünkü programımızda güncel haberleri inceleyeceğiz. Acaba alım mı yapmalı, satım mı yapmalı ve uzun vadede bizleri neler bekliyor, bunları konuşacağız. Evet, Bitcoin 19 bin dolara kadar geriledi. Acaba şu an ne yapmamız lazım, ne yapmalıyız diye. Haberlere geçmeden önce şu an güncel olarak ne oldu, ne bitti, güncel tutarları hep birlikte inceleyelim. Şimdi bugünkü programımız çektiğimiz tarih itibariyle 21 Haziran. Dolayısıyla şu an 21 Haziran verileri vereceğim. Programımız Perşembe günü, yani sizin izleyeceğiniz zamanda yayınlanacak. Bakalım 2 günde neler olacak, o gün tarihteki de karşılaştırma yaparız. Ama şu an Bitcoin güncel değeri 21.436 dolar. Az önce 438 dolardı, şimdi 2 dolar düştü. Ardından Ethereum 1177 dolar, BNB 225 dolar ve diğer coinlere geldiğimiz zaman major coinlere Solana 37 dolar, AVAX 18 dolar ve bu şekilde ilerliyor. Şimdi bizim her zaman dediğimiz olay şuydu: korkuyu satın al, açgözlü sat. Şimdi kıpkırmızı bir tabloyken bile, eğer o tabloda aldığımız bir vakitte şu an %4.3 karımız vardı, %5'te yakın Bitcoin'de ve Ethereum'da da yine %5'te doğru bir kar var ve en dikkatimi çeken Shiba Coin. Şu an bir shitcoin olan Shiba Coin'de %26'lık bir kar var. Bu bir gün öncesine göre kıyaslanmış bir vakit, bir dilimi. 7 gün öncesine bir bakalım, 7 gün öncesine baktığımız zaman ise, 7 gün öncesine tekrar çektiğim zaman ise %4'lük bir Bitcoin'in kaybı, %2.18'lik Ethereum'un kaybı ve diğerler hala yeşilde. Bir ay önce satın almış olsaydım Bitcoin'i, tekrar güncellesi şu an, tam bir ay önceki yatırım yapmış olan birisi ne yapmıştı? Hemen bakalım kar ve zarar tablosuna. Evet, şu an yenilendim. Bir ay önce Bitcoin almış olsaydım %27'lik bir zararım vardı. Ethereum'da tam tamına bir ay önceki alandan %40'lık bir zarar oluşmuş. BNB'de %27'lik bir zarar. Solana'da %24'lük ve DAT'ta %18'lik bir zarar. Şimdi bunların bir ay öncesinden de ve daha öncesinde gitmek istiyorum. 3 ay önce almış olsa birazcık bunu göstermek istiyorum size. 21 Mart'ta almış olan bir adam, yani tam tavandayken almış olan bir adam ne yaptı? Eğer satmadıysa bu yenilensin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hala içeride olanlarımız var ki ben de hala bozdurmadım. Şu an 20 bin dolarla tutundu diyebiliriz aslında Bitcoin için. Ve Bitcoin ile ilgili söylemem gereken şu ki, 2008'den bu yana olan bir piyasada ve Ethereum ve BNB ve Solana hala olacak ve güzel haberler de gelmeye devam edeceğini umuyorum ben. Satmadıysak yine hala bu kademelerden, bu düşük vakitlerden alım yapılabilir. Bu şekilde bunları değerlendirebilir. Bana sorarsan, Mustafa sen ne yaptın dersen, ben bakmıyorum çünkü baya baya bir zarardayım. Çantacıyım ben. Çantacı ifadesi şudur aslında: hodulcuyum. Yeşil günler bizi bekleyecek dedikten sonra güncel haberle geçelim. Şimdi 5 major kripto para borsası çöktü. Bitcoin ve altcoin'ler güvende mi? Bu sabah itibariyle FTX, OKX, Bitfinex, Bitfex ve Coinbase gibi major kripto borsalar çöktü ve bu şekilde panik meydana geldi. Daha sonra güvenlikle ilgili olan Cloudflare'in çökmesi nedeniyle borsa yatırımcılara erişim sorunu yaşayanlar duyurdu. Bununla ilgili tabii bir panik havası olup bir kısım satıştan meydana geldi. Ama daha sonra Coinbase açıklama yaparak güvende olduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını ve anlık olarak erişim sıkıntısı meydana geldiğini açıkladı. Bu tarz şeyler zaman zaman borsalarda olacaktı. Önemli olan bizim her zaman dediğimiz büyük kripto para borsalarında işlem yapmanız. Özellikle işte Coinbase ve FTX gibi borsalar çok büyük para borsalar, gerçekten kripto para borsalar. Dolayısıyla zaman zaman bu sonuçta bir Allah yapısı değil yani. Bu bir şey olduğu için zaman zaman aksaklıklar meydana gelebilir. Dolayısıyla panik havası yapmamanızda fayda var. Bilinmeyen borsalara girmemenizi de tavsiye ediyoruz. Hemen geçelim diğer bir haberimize. Madenciler satışı yavaşlatıyor. Bu Bitcoin'in fiyatını etkiler mi? Şöyle ki, geçen haftalarda çektiğimiz programlarda madenciler fişi çekmişti. Bitcoin fiyatlarında da aynı şekilde üretim de azaldığı için dolayısıyla az şekilde Bitcoin üretiliyordu. Ve satışı da etkiledi mi? Evet, etkiledi. Dolayısıyla Bitcoin'in bir kısımda olsa 20 bin dolar civarına tutunmasını sağladı diyebiliriz. Hemen geçelim diğer bir habere. Şimdi şöyle bir haberimiz mevcut. Bu arama Google'da rekor kırdı. Bitcoin Dead araması. Acaba Bitcoin öldü mü diye. Şimdi bizim her zaman söylediğimiz şuydu:
Google aramaları işte diğer temel analiz diye bahsettiğimiz aslında temel analizden kastımız işte tam da bu haberler özellikle de Google'un arama sonuçları. Şimdi bu Google arama sonuçlarına değinmek istiyorum. Şöyle bir şey var, Google Trends diye bir olay var aslında. Bunu siz de her kelime için analizinizi yapabilirsiniz. Google Trends yazdım Google'a. Bu Google'da aramak istediğiniz kelimenin hangi zamanda ne kadar peak yaptığını ve ne kadar düştüğünü görebiliyoruz. Mesela bu haberde Bitcoin death araması tavan yapmış diye bir haber. Yani Bitcoin öldü mü diye arama seviyesi yükselmiş. Dolayısıyla şöyle göstereyim. 12-18 Haziran'da yükselmiş. Bu da korku endeksinin yükseldiğini ve insanların bir takım kripto paralardan çekildiğini gösteriyor. Bizim de dediğimiz her zaman neydi? Korkuyu satın al. Kademeli şekilde 20 bin dolarlardan satın alınabilme ihtimali bence yüksek diye görüyorum. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi içermez. Yani parça parça alınabilir. Ben şu an kendi portföyüme bakarsak bozdurmadığım için, içeride kaldığım için ve bu piyasaya koyacak artık param kalmadığı için bakmıyorum. Kapattım, bakmıyorum. Ve güzel haberler bekliyoruz demiştik. Şimdi güzel haberlerden kastımız bir tane çok çok güzel bir haberimiz var. Özellikle 2021 yıllarında birçok ABD bankası ile yaptığı anlaşmanın adını duyuran kripto para saklama şirketi NYDIG şimdi dünyanın en büyük muhasebe ve denetim firması olan bilerek Deloitte'de Bitcoin ortaklığını kurdu. Stratejik birliktelik sayesinde her ölçekte şirkette yaptıkları ile Bitcoin ve diğer dijital varlıkların teknik hizmeti verecek diye bu da birçok haber kanallarında ve birçok haber sitesinde görüldüğü kadarıyla da Bitcoin'in 20 bin dolar civarına tutunmasını sağladı. Tekrardan son güncel tutara bakalım ve korku ve açgözlülük indeksine geleceğim. Oradan yüklensin sayfamız. Yani özellikle şeye bakmak istiyorum aslında. Bakmıştık zaten. Bitcoin'in grafiğini incelemek istiyorum son hali. Şöyle ki altcoin'lerin aslında Bitcoin her zaman dediğimiz gibi T'nin başı. Dolayısıyla bizim her zaman bakacağımız şey Bitcoin olacak. Dolayısıyla benim bakacağım ilk şey Bitcoin olacak. Bitcoin'in grafiğine bakalım hep birlikte. Şimdi 19 Haziran'da 17 bin dolarlara kadar gerilemiş bir Bitcoin görüyoruz. Şu an tabii baya baya düştü. Hani aslında böyle bir tabloda ne kadar doğru analiz yapmak bilemiyorum. Çünkü yapılacak bir analiz yok aslında bakarsak. Ama şu an sanki 20 bin dolarla tutunmuş gibi gözüküyor. Destek 21 bin dolar. Hatta evet 18 bin dolarla. 18.278 dolar güçlü destek diyebiliriz. Ama 20 ile 21 bin dolarlardan civarında gidiyor. Aslında bu tablo bir tane çok ünlü bir analizci var. Bununla ilgili o habere de geleceğim aslında. Çöküşü bilen analiz anlattı. Bitcoin için yolun sonu görünüyor mu diye. Bitcoin'in birçok yani analizini de bilen ünlü bir analizci 117 bin de Twitter takipçisine sahip. 2018 yılında benzetti bu tabloyu. Yani şöyle bu düşüşün artık 2018'de de sağlam bir düşüş olmuştu. 10 bin dolarlara kadar falan gerilemişti. Çok çok 25 bin dolarlardan 22-25 bin dolar civarındayken 10 bin dolarlara kadar gerilemişti diye hatırlıyorum. 2018'de bu şekilde bir sağlam sert bir çakılma meydana gelmişti. Ve bu sert çakılmanın ardından sağlam bir şekilde yükseliş meydana gelmişti. Bu şekilde yorumlamış ünlü analizcimiz 20 bin dolarlar acaba bu sağlam düşüşün temeli mi diye akıllara geldikten sonra acaba bu sağlam düşüşün de sağlam bir şekilde çıkış olacak mı diye bizi de heyecanlandırmadı değil aslında. Şimdi baktığımız kadarıyla ilk etapta şöyle söyleyeyim 22 bin doları aşması lazım yükselmesi için. Şu an 21 bin dolarlarda. Ardından diğer hedef ise 30 bin dolar. Artık 30 bin dolar alsın. Zaten 40-45 bin dolarlarda yani 40 bin dolar civarında bayağı bir yatay bir seviyede ilerlemişti. Acaba aşacak mı? Ne zaman aşacak? 40 bin dolar sağlam tutulmuştu ama tam tersine bizi ters köşe yapıp 20 bin dolarlara kadar gerilen bir Bitcoin var. Umarım 20 bin dolarlardan 18 bin dolar yani bu seviyede gidip 18 bin dolarında altına görürse artık o zaman fişi çektik öldük bittik demekti. Umarım öyle bir senaryo gerçekleşmez. Çünkü biz her zaman ne diyoruz? Piyasada hangi analizci olursa olsun tam net bir fiyat veremez kimse. Tamamen tahminde bulunabilir. Dolayısıyla biz o yüzden temel analiz olarak kripto para haberlerini inceledik. Siz de Investigate'den ya da işte direkt Google'a Bitcoin haberleri yazarak özellikle ben investing.com'u takip ediyorum. Güzel güncel haberleri mevcut. Dedikten sonra şöyle ki korku ve açgözlülük endeksine gelelim. Bu endeks bizim için çok çok önemli. Şu an 10 puanında yani Extreme Fear
9 puanlarında. Xtremfi hala korku endeksi düşük seviyede. Yani şu an hala insanlar korku halinde. Dolayısıyla eğer varsa atabileceğiniz bir bütçe, şu an bu korkuyu satın almakta fayda var. Kademeli şekilde bakın, tüm portföyünüzü hemen yatın demiyorum. Çünkü parça parça satımla yapıldığı gibi parça parça da alımlar yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Geçen ay 14'lere kadar yükselmiş Xtremfi demiş. 14 puanlarındaymış. Ardından mesela diğer Mart'a falan baktığım zaman 60 seviyesinde, tabii o Mart Bitcoin'in en yüksek seviyede olduğu zaman ve ardından Mart'tan sonra da düşüş meydana geldi. Şimdi özetlersek şu anki tabloda 20 bin dolarda sağlam bir şekilde tutunduğunu varsayıyoruz. Eğer 20 bin doların da altına görürsek geçmiş olsun diyebiliriz, ama şu an 20 bin dolar güçlü bir destek. Ardından yine aynı şekilde Ethereum'la geçen hafta 900 dolara kadar düştüğünü gördüm. Şu an 1178 dolar, yani 4500 dolar olan bir Ethereum'umuz vardı. Şu an 1000 dolarlara tutundu diyebiliriz. Tekrardan diğer coin'le BNB mesela. BNB 650 dolara kadar görmüştü hatırladığım kadar. Şu an 226 dolar. Yani şu an güvenli coin'lerden parça parça satın alınabilir diyebiliriz. Ama parça parça diyorum. Çünkü hala tam net olarak güzel diyemeyiz böyle bir tabloda. Şu an hala izlemekteyiz. Bu güzel tablonun eski zamanlar dönmemiz için bu Ukrayna-Rusya savaşının sonlanması ya da bu enflasyonla ilgili mücadelelerle ilgili kesin, yani net haberlere ihtiyacımız var. İnşallah o tarz haberler geldikten sonra bugünkü programın da sonuna gelelim. Sizler de investing.com gibi birçok haber sitelerinde kripto para haberlerini takip edebilirsiniz. Umarım güzel günler bizi bekler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.